Selamünaleyküm. Ben Recep Alican. Konuğumuz Atilla Kuşçu. Merhaba. Tekrar. Her ne kadar ulusala hitap etsek de yaşadığımız yer olan Tekirdağ Sarayı'nda gündemini takip edip bazı programları saray ilçemize yapmak istiyoruz. Ve sarayda yaşayan görevimiz Atilla Kuşçu'yu da gene davet ettik. Davut kardeşimizin hastası devam ettiği için. Gene saraydan başlayacağız. Ulusala belki girebiliriz. Değişik konulara girebiliriz. Küresel konulara değinebiliriz. Tabii ki Atilla arkadaşımla beraber sizleri sıkmadan güzel bir programı yapmak istiyoruz. Atilla tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrardan merhabalar herkese. Şimdi bu sefer ben konuyu sana bırakıyorum. Geçen sefer bana... Fark etmez, şey yapmaz. Sen terzi dükkanın vardı değil mi? Evet. Terzihane. Yani, zaten programın adı da Keskin Terzi. Keskin Terzi. Terzilik yapıyorsun. Evet. Mesela sen o terzi dükkanını açarken bir kafanda hesap kitap yapmışsındır herhalde. Ya tabii ki. Atıyorum muhasebecilerin bir T tablosu vardır bilirsin. Tabii. Bir tarafı eksilir. Gelir gider tablosu eksilir, artılır falan. Mesela o yerin kirası, elektriği, suyu, vergisi, efendime söyleyeyim... Bağ kuru, ev gideri, çocuk okutma şeyi falan. Hepsini alt alta toplamışsındır, iş yerini ona göre açmışsındır. Tabii ki. Mesela örnek iş yerini açarken toplamışsındır en az bir ayda 6-7 bin liralık iş yapayım ki bu iş yeri açtığıma değsin demişsindir değil mi? Hesap muhakkak, yapmışsındır. Ha, onun altında kazanırsan onda birini falan açmazsın yani, bu akla mantığa aykırıdır. Tabii. Öyle değil mi? Öyle. Yani ama esnaflıkta da sabit bir gelir olmadığı için ben örneğin Ekim ayında 4 binle kalmışızdır. Kasım ayında 10 bin olmuştur. Bazen binde kalırız. Hani bir şekilde dengelemeye çalışıyoruz ya kendimizi. Doğru haklısın. Evet. Ben ortalama değerlerden bahsediyorum sana. Mesela örnek diyelim sen ben bu terzi işinden vazgeçtim. Ben maydanoz ekeceğim desen onun bir hesabını kitabını yaparsın değil mi? Elbette. Atıyorum 10 bin kök maydanoz ekeceğim. Onun işte ziraat mühendisi, işçisi, traktörü, biçmesi, çapası, gübresi, branda maydanoz ama... Ne onun şeyi? Muşamba sermesi. Yani alt alta topladığın zaman onun bir 50 bin lira bir hesap yaparız istersen. 50-60 bin lira bir maliyeti vardır diye düşünüyorum ben onu yani. Bir dönüm, iki dönüm gerektiğin zaman. 10 bin dönüm maydanoz. Bugün yani maydanozun tarla çıkış fiyatı da bellidir. Atıyorum kışın 1 liraya satarsın tanesini. Yazın ürün bol olduğu için arz talep meselesi 25-30 kuruş ya da en fazla 50 kuruşa satarsın. Tabii, hadi pazarcılar 1 liraya satıyorlar yazın. Kışın mahsulü topladığını düşün. 1 liraya satsan bile 50-60 bin liraya mal ettiğin o maydanoz tarlasını kalkıp da 10 bin lira kar yapacak bir şey girmezsin herhalde. Yani bu peki akla... 50-60 bin liraya sen nereden çıkarttın burada? Böyle bir hesap yani yapalım. Şöyle söyleyeyim. 3 kişi çalışsa orada ya da 2 kişi çalışsa fark etmez. 2 kişi çalıştığından hesaplayalım. Bunun sigortası, maaşı, ıvırı zıvırı en az 5 bin lira. 2 kişi 10 bin lira. Bu da en az 3 ay sürer benim tahminim. 30, bilmiyorum. Ziraat mühendisi değilim ama en az 3 ay sürer. 30, örnek konuyu açıyor 30, yani. 30 bin lira kafadan eleman ücreti çıktı. Konuyu açıyor. Ben işte buraya kalem yazacağım çünkü. 30 bin lira şey. Hani bunun tohumu, hani bunun tarlayı süreceksin, havalandıracaksın, gübreleyeceksin, ekeceksin, çapalayacaksın, yabancı otları ilaçlayacaksın. Traktörün yoksa traktör kiralayacaksın. Bu nereden? En iyi ihtimal 50-60 bin lira masrafı var. Hadi 50 bin lira düz hesap olsun. Doğru. 20 bin lira da diğerleri. 50 kağıt. Sen buradan 10 bin kök maydanozdan aynı dükkan açarken hesap yaptığın gibi kazanacağın para en baba para hepsi kar olsa bile ki öyle bir şey mümkün değildir. Sıfır freyle çalışılmaz. Kazanacağın para en fazla 10 bin liradır. Peki şimdi daha ticari düşündüğüm... Bu işletme mantığıyla söylüyorum. Ticari düşündüğün zaman ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu işe girdiğim zaman... Akıl mantık dışı. 2 dekar, 3 dekar yerle girmem. He. Girerim, nasıl girerim biliyor musun? Yani bir 2 dekar yerde bir deneyeyim bakalım benim karım zararım ne olacak? Hı. Bu 10 bin kökten hadi benim ne diyorsun, kadar frem olacak? Deneme yanılma yöntemiyle ben bu işe yapayım diyorsun. 10 bin kökle ben bu işe girerim. Hı. Baktım ki tutuyor arkadaş. Ondan sonra 2 dekar değil de 50 dekar yere ekerim. Ve benim masrafım gene eleman maaşı 30 bin lira olarak kalır burada. Sana şöyle söyleyeyim. Allah herkese akıl fikir vermiş değil mi? Kimine çay kaşığıyla kimine kepçeyle. Allah herkese akıl vermiş. Elhamdülillah. Yani kullanabilmek de önemli. Bunun tutmayacağı da belli. Daha kafadan zarar edeceğin de belli. Ama bak yani şimdi deneme yanılma yöntemi yapmaya da gerek yok. Bir Ar-Ge araştırması olarak düşünelim bunu. Düşün. 2 dekar yerde ben bu 50 bin lirayı çöpe attım. Ama ileride ben bunu 50 dekara çıkarttığım zaman benim gene 2 tane elemanım olacak. Ziraat mühendisi ve yardımcısı asistan olarak. Sen bir de şöyle düşünüyorsun. Ben... 30 bin lira 3 ayda 2 dekar yerde 10 bin kök varsa... Tamam mı? Valla sen kapitalizmin kitabını baştan yazıyorsun ama tersten yazıyorsun. Niye biliyor musun? 50 dekarda ne olacak? Bir dönüme sen 2 kişi çalıştırıyorsun. 50 dönüme de 2 kişi çalıştırıyorsun. Abi fabrikalardan biz böyle öğrendik. Yani çok helal olsun sana yani valla takdir ediyorum seni. 4 kişi olsun 5 kişi olsun. 5 kişi. Onunla çarp onu. Niye onunla? Bir dönüme 2 kişi çalıştırıyorsan 50 dönüme kaç kişi çalıştırıyorsun? Ama bir dönüme 2 kişi çalıştırırken ben bunu deneme yanılma sistemiyle yaptım. Hı. Normalde bunun potansiyelini ölçeceksin. Ölç. Bir dönüm dediğin nedir ki yani? İki tane arsayı birleştiriyorsun sen o kadar. Sen hiç dönüm yer ektin mi?
hayatında. Ne var ki? Ben çiftçilik yapmadım. Ama yapanları biliyorum yani. Bir dönüm adam traktör bile yani sokmaz. Davulun sesi dışarıdan hoş gelir tabii yani. Ekersin. Bir git bakalım, çapala bakalım. Ben de yapmadım gerçi ama ben fabrikalarda çalıştım. Fabrika işletme mantığını biliyorum. Bu işin tutmayacağı da belli. Aynı sen dükkan açarken benim ayda 6 bin liralık masrafım var. Ben ayda 600 lira kazansam deneme yanılma yöntemiyle bunu devam ettireyim demek mantıksız bir şey. Aynı bu şekilde de bu da mantıksız bir şey bana göre. Denemeye Yani bile gerek yok. o Yani zaman zaman sen kaybı. diyorsun ki Para kaybı. iki de kariyerle girme. 50 bin liran batmasın da sen 100 de kariyerle gel, gir 1 milyonun batsın. Hayır. Ne demek hayır? Ya bunu tutmayacağı zaten belli. Senin bu aylık 50 bin lira masrafını kurtarabilmen için senin oraya 90 bin fidan ekmen lazım. Sana 90 bin fidan ekecek bir yer lazım. Anlatabildim mi? 50 bini masrafa, 10 bini fireye işte ıvır zıvır. Çünkü sen bu işi ilk defa yapıyorsun. Maliyetin filan fazla olacaktır. Bu işin ustası değilsin. Ne kadar ustalaştıkça maliyetin o kadar filan o kadar düşer. Sana bir 20-30 lira kalsın ki, 20-30 bin lira kalsın ki bu yaptığın işe değsin. Ya tamam işte bu ama ilk başta bir deneme yapmak gerekmiyor mu? Ya Direkt prototip yap. 90 bin kökle neden yapıyorsun? Ben mi anlatamadım? Sen mi anlamıyorsun? Bu iş tutmayacak, olmayacak zaten belli. Ha sen Ya şimdi sen diyorsun ki dükkan açayım diyorsun. çünkü prototipi yap, değil mi? Bir deneme yap yani. Bir atıyorum mesela 20 metrekare bir alanda yap bakalım bundan ne çıkacak ne çıkmayacak. Ondan sonra fabrikasını kur. Yani tarlayı büyüt. O manaya Ha, sen geliyorsun değil muhabbeti mi? başka yere getiriyorsun şimdi. Bilmiyorum vallahi anlayan Vay be. anladı. O zaten başlı başına bir efsane diyeyim Yani bari. her neyse konuyu Başımız diğerine belaya, atmayalım da başımız hani belaya sonuçta girmesin senin de. söylediğin de oraya geliyor. Önce Hayır gelmiyor. prototip çıkacak, ondan sonra Ama o fabrikası prototipi kurulacak. yapmak için de bir atölye, bir fabrika lazım. E var. Nerede? Var. Şey var işte Nerede? Gebze'deki Bilişim Vadisi. Bilişim Bu Vadisi. nalbularda satılan silikonlardan mı? Silikon Vadisi başka yerde. Ha, pardon ben karıştırdım onu. Bilişim Vadisi. Gebze'deki Bu Bilişim nalbularda Vadisi. satılmıyor yani o silikon bilişim Ha. falan. Ben öyle geç bakalım Yani böyle geç. neyse bak biz terziden girdik. Maydanoza başladık. Şimdi başka bir yer Gebze'ye gittik. Biraz daha şey yaparsak yani bayağı bir ünlü olacağız biz. Dünya genelinde de. Ama siz önce bu işi bir halledin bakalım da. Maydanoz Poros'a yetiştirin de ondan sonra bir ıspanak yetiştirin de ondan sonra diğer işleri Vallahi benim ümidim var. benim yok. Benim ümidim var. Bu işler ufak ufak başlar. Ben şimdi 3 tane İlla makineli ki yani bugün yarın terzilik yapıyorsam bakarsın ki ileride benim bir fabrikalar zincirim olur. Allah yürüye kolum derse buna kimse engel olamaz. engel olamaz da ama şimdi şöyle bir Bir şey. bakarsın o bahsettiğin maydanozu ben ekmeye başladığım zaman da Ama bir de şöyle bir şey. dünya çapında belki internet üzerinden milyonlarca kök satışa başlarım. Tohum satışına başlarım belki. Yaparsınız güzel olur. Olur mu olur neden olmasın? İnşallah ama yani hayalin sınırı yok. Yapabilirsiniz. Ama siz önce şunu bir yapın, halledin de ondan sonra gerisini yaparsınız. Yapamadan niye eleştiriliyoruz o zaman? Önce bir Şimdi deneyelim olmayacağı belli bakalım. zaten. Şöyle söyleyeyim. Somun üretemeyen bir teknoloji araba üretemez. Konuya sen girdin şimdi Ben girmedim. Sen dalarız. girdin şimdi. Rola tahrik ediyorsun beni. Ben genelden bahsediyorum. Uçak üretmek teknolojinin en son şeyidir. Öyle değil mi? Bugün dünyada uçak yapan kaç tane ülke var? Amerika var, Almanya var, Rusya var, Çin var, Japonya var. Türkiye'de başladı. Nerede? Atak helikopterleri nereden çıkıyor? Hangi fabrikada yapılıyor? Yani inşallah güzel bir şey Ya olur. Yani montaj sana ilahe güzel illallah olur. ya. Ama biz önce şu maydanoz işine şey yapalım. Yani bu maydanoz işi nasıl olacak? Terzi işi nasıl olacak terzi yani? Sen ayda 6 bin lira masrafın var diyorsun terzi dükkanda. 500-600 lira para kazanamıyorum diyorsun bana. Anlatıyorsun, dert yanıyorsun. Bunu nasıl götürüyorsun? Zamanı gelecek, kilidi vuracağız, gideceğiz. O Yani olacak yani. bu işte öyle olacak yani. Zamanı gelecek maydanozlar çürüyecek, gidecek, heba alacak. Ziyan olacak, gidecek yani. Ben ümitliyim maydanozlardan ya. Valla bu işler inşallah maşallah da ümitli oluyorum demek de olmaz. Geçmişte olmadı, günümüzde de olmayacak, gelecekte de olmayacak. Bilmem anlatabiliyor muyum? Niye bu kadar kötümsersin? Kötümser değilim ben, gerçekçiyim. Gerçekçisin. Realistim. Peki olursa ne olacak? İnşallah iyi olur, yanılırım. Ama şimdiye kadar hiç yanılmadım, pek yanılmadım ya. Yani. Vallahi Ama maydanoz olursa bana verirsin birkaç kökte var, para satmazsın. senin canın sağ olsun. Ne He? olacak canım? Şey yaparız da Ya salatayla zaten doğruz şimdi onu. o tarlaya maydanoz ekilince maydanoz olan çok olur. He? Doğru. Ama öyle He, bir büyüsün yani öyle bakalım. bir Ha, olayı da var yani. bunun kırası var. Havalar soğuk, kar yağmadı. Ya boşuna muşamba sermiyoruz oraya. Ama muşambalar da işe yaramamış. Olabilir diye düşünüyorum. Ya birkaç yerde bozukluk olabilir canım. Muşambaların yetmediği yerlerde Bilmiyorum olabilir artık da belki yani. yani. Ama yani aklın yolu birdir derler ben. Pek ihtimal vermiyorum. Nasıl olacak onu da bilmiyorum. Maydanoz tarlası nerede ya? Gidelim beraber şey yapalım. Aslında karpuz işine girseydin daha iyi olurdu. O da olacak yaza. Ha, kavun Yaza karpuzları. yaza. Kavun karpuz ekseydin daha güzel olurdu Ha, abi. o da yaza inşallah. Senin tarla nerede bu arada? Benim tarla bahçelerde. Başlayalım. Beraber gideriz ya şey yaparız. Ha, Ben gideriz hallederiz. çalışma şey yapma. Ama dediğim gibi o biraz absürt geliyor bana. Ama bak Yani nasıl diyeyim? Senin güzel fikirlerin var ama
tribünlere oynamak gibi geliyor. Yani göz boyamak gibi bir şey oluyor. Ya belki büyüyeceğim diyorum ya. Ben deneme yanılma sistemi yapıyorum şu anda. Ya deneme yanılma yöntemi iyidir ama her şeyde geçerli değildir bu deneme yanılma yöntemi. Bazı şeylerin olmayacağı bellidir. Mesela sen bu suyu içinde ateş yakamaz. İstersen 1000 kere değil 10.000 kere deme. Bu suyun içinde ateş yanmaz. Ya şimdi benim hayallerim suya düşecek diyorsun yani. Bilemem. Fabrikaları kuramayacağım diyorsun yani. Valla sen organize sanayi bölgesi bile kurarsın böyle giderse. Kafamda o geçiyor ama biraz aksiyon bekliyorum senden. Aksiyon olacak da. Mesela sen varsayalım, sen diyelim bir işletme sahibisin. Atıyorum 200 kişi çalışıyor. İnşallah. Allah versin 400 he. kişi, 500 kişi çalışsın. 2000 kişi çalışsın. Fabrikana aldım bir tane Nizamettin diye bir müdür. Vardı mesela isim aklıma geldi. He. Örnek, misal. Şimdi müdür demek ne demek? Önce ben onu söyleyeyim. Yani müdürler de alınmasın burada, yanlış anlaşılmasın. Bizim halkımız, çünkü insanımız Türkiye genelinde de dünya genelinde böyledir. Serbest bırakıldığı zaman tabiri caizse azarlar. Yani bu bizim Nizamettin müdür aynı zamanda işçilerin başında çoban olacak demektir. Bilmem. Neyse yani diyelim aldın öyle bir müdür. Sen dedin ki ben artık bu işlerden sıkıldım. Yetkiyi de sana verdim. Devrettim. Sen bu işleri herlisin, girdisini, çıktığınısını, alımına, satımına, her şeyine sen bakacaksın. Burayı idare et, kâra geçir, kâr yap. Borsaya açılacak. Ve o da ne yaptı? Bu işlerden yabancı herhalde, pek bilmiyor farz-ı misal. 200 personel, 100 personel daha aldı. Yaptım orayı 300 personel. Satışlar, aynı satış. Bunu ben görmüyor mu? Sen görüyorsun ama müdahale etmiyorsun. Bir bakayım diyorsun, bu ne yapacak? Bu işin filmi sonunu nasıl bitecek? Baktım memnun kalmadım. Değiştirdim. Ya dedim bu bizim Nizamettin müdür, bu işi yapamayacak. Belli zaten. Hı. Gittin, atıyorum. Dedin ki insan kaynaklarına getir bana oraya bakayım formları. CV'leri getirdi bakayım dedim. Bakarken bir tane Ömer diye bir müdür çıktı karşıma. Ömer müdür gel dedin, anlaştın ücreti. Otur koltuğun başına. Ama bu sefer daha zeki birisini ararım ben. Ya bilemem, tescilli birisini alır. Tescilli birisini ararım yani bu sefer. Neyse, Ömer müdürü aldın. Adam da orayı işletiyor. Senin zaten 300 personelin var. Bir yüzde o aldı. Ettim sana 400 personel. Eyvah, gitti bizim paralar. Vallahi gitti paracıklar. Gitti bizim maliyetler paralar. İki katına çıktı. Satış aynı satış ama kar otomatik düştü. Üretim. Sen bir şeyler üretiyorsun. Ama senin tekstil atölyen olduğu için işte giyim kuşamdır falan filan. Ne oldu yani, bir işletme mantığı ziyan oldu. Kapitalizm kitabı baştan yazıldı tekrar. Bu iş yeri kar yapar mı? Kapitalizmde az önce benim söylediğim gibi 50 de kariyere de 2 tane eleman dedim ya ben. Hı. Fakat benim fabrikada tam tersini oldu. Tam tersini oldu. Evet, tam tersini oldu. Bu sefer bir kişinin yapacağı işi iki kişi yapmaya başladı. Yani şöyle düşün. Bugün bir işçinin maliyeti, asgari ücret, sigortası, yemesi, içmesi, servisi 5.000 lira. 5.000 lira. Yuvarlak hesap 5.000 lira. 200 personelden ne yapar bu? 50.500. 1 milyon. Senin aylık normal gelirin 1 milyon. Ama bu çıkarsa 2 milyona senin ya pazar yapman lazım, pazarı genişletmen lazım. Ya da maliyeti düşürmen lazım. Ya da üretimi çoğaltmam lazım. İşte pazar yapman lazım. Bundan hiçbir olmadığına göre bu demektir. Tribünleri oynamaktır. Havanda su dövmektir. Şimdi sen diyorsun adama müdür ne iş falan. Ya işte olmuyor. Gel bir sana şiir patlatayım. Gel bir şarkı patlatayım. Bu iş böyle gider falan dersen olacak bu işte. Ya ben öyle atasözlerine falan kanacak adam değilim ki. Ya atasözü şiir neyse abi. Yani şiir atasözlerine kanacak adam değilim. Ama kandığını düşün. Bu şirket nereye kadar dayanır? Batar. Sonunda iflas eder. Batar. Çekersin krediyi sonra gümlersin. Yani. Yani olay bu olur. Her şeyin gideceği şey belli. Bak burada deneme yanılma yöntemine gerek yok. Dediğim gibi Tanrı insana akıl fikir vermiş. Düşünce. Gittiğin yol değil. Bu yolun sonu batak. Eninde sonunda gümleyeceksin. Ama bile oraya getirdiğin personelde ama şefte ama müdürde ama şeyde o işin liyakati olacak, layığı olacak. Atıyorum pazarlama işine yandaşını almayacak. Pazarlama işini bilen adamı alacak. Ama bu her yerde böyle değil midir? Yanlış işte. Yani gerçekten bak, Türkiye'nin de dünyanın neresine bakarsan bak illaki yandaşlarını toplar. Müdür gelir, üretim şefiyle beraber gelir. Mesela bir CEO geliyor, CEO diyor ki ben diyor kendi yönetimimi kuracağım diyor. Çok büyük şirketlerden bahsediyorum mesela Volkswagen, BSH gibi şirketler. CEO değişeceği zaman ben kendi yönetimimle gelirim diyor adam. Fabrika müdürlerini ben seçerim diyor, üretim şeflerini ben seçerim diyor. Hatta bant ustalarına kadar diyor ben seçerim. Ama kendi akrabalarını, kendi arkadaşlarını getirmez onlara. %20'si, %30'u öyle yapar. Yapmaz. Yani 100 ben kişi alacaksa 30'u vardır. Alman firmasında çalıştım ben. Beyaz eşya fabrikasında öyle yapmıyorlar. İşin başına kim layıksa onu getiriyor adam. Bugün beyaz eşya firması ya da Alman firmaları ya da Ford gibi şeyler 100 yıllık işletmelerdir. 100 yıldır. Ahmet gider, Mehmet gider, gelir fark etmez onlar. Onlarda bir sistem var. O işe kim layıksa o işe o gelir. Bu benim kankim, bu benim arkadaşım, bu benim yandaşım deyip de o adamı oraya getirdiğin zaman o şirket günler. Peki şimdi ben yine sen, ben terzi işinden anlamam. Muhalefet edeceğim ben sana yine. Burada neden muhalefet edeceğim arkadaş? Bir iş yerine gidiyorsun, form dolduruyorsun. Adınız, soyadınız, yaşınız, sigara kullanıyorsunuz, ayakkabı numara, elbise bedeniniz falan filan diye bunlar normal soruluyor. İş kıyafetleri verilmesi için de referansınız.
Tamam, bu adam nasıl diye sorur. O ayrı bir şey. Ayrı Hayır, referansın çok sağlamsa direkt işe alıyor seni. İşte yanlış bir şey söylüyorum. Ama her yanlış yerde bir var şey. işte bu. Bak yanlış diyorum. Senin bahsettiğin o Alman firmalarında var. Yok. BSH'ta da var. Var evet arkadaşım. Bir tane sendikacı tanıdığın varsa, sendikanın üst kademelerinde, sorgusuz sualsiz, direkt sen kadroya işe başlıyorsun. Ama diğer taraftan şu Saray civarında... Almanya'nın hangi fabrikasında var o? Saray civarında BSH Alman firması değil mi? Almanya'da diyorum bak. Ama sonuçta için. Alman şeyli bu, menşeli. Çerkezköy'dekinden bahsetmiyorum. Alman Almanya'da menşeli. yani. Evet. Alman menşeli olduğu için ben bunu örnek gösteriyorum sana. Diğer taraftan ya isim vermiyorum. Çevremde Söyle, çok sen var. beni diyelim senin tekstil firmana müdür aldın. Dedin ki ben ne iplikten anlarım, ne kumaştan anlarım. Ben seni almam ki o zaman. Ne dikişten anlarım. Sen beni oraya alır mısın? Almam. Ama senin atadığın müdür beni alırsa ben anlamadan ne olur? Ben oraya batırırım. Ya Yine aynı muhakkak, iş olacak. muhakkak orası doğru. Aklın yolu birdir ya. Yani ben müdürü kendim seçtim. Adam gibi adam seçtim. Öyle sandım. Ama gel gelelim bana bir muhasebeci lazım. Ya patron ben ayarlayacağım onu be. Bana tutacak atıyorum halkla ilişkiler okumuş birini muhasebe departmanına sokacak. Bir de O beni şey batırır. ha, bir de İnsan o kaynaklarını atıyorum endüstri mühendisini getirecek bana. her şey Arap saçı olacak. Heh, o beni Döndü. batırır. Doğru o konuda haklısın ama diğer taraftan Ha, bu bir de o torpil. müdür kendine 5 tane 10 tane danışman varsa o daha büyük felaket zaten. Yani. Değil mi? Müdürün Yani. 5-10 tane danışmanı var. Maalesef. O daha da Olduğunu kötü. düşünüyor Evet. şimdi. Evet. O daha da O kötü. daha bir fiyasko zaten. Yani danışman dediğin nedir? Atıyorum mesela Ha bak danışabilir bak o gayet yabancı dilin normaldir. azdır. Bir yabancı dil bilen bir danışman Hayır. alabilirsin. Uluslararası bağlantısı olan bir arkadaşım vardır. Onu alabilirsin. İhracatta daha fazlalarsın diye. Onlar danışman değil, onlar yardımcılardır. Sonuçta da müdür yardımcısı bir şekilde danışman da oluyor. Bir şekilde danışman da oluyor. Onlara danışıp da patrona sunuyor müdür ben bulmuşum gibi. Öyle oluyor yani bu işler. Öyle oluyor ama teorikte öyle oluyor. Pratikte öyle olmuyor. Pratikte nasıl oluyor? Pratikte karman çorman oluyor işte. Herkes kendi yanlışını getiriyor. Ve bunun içindir ki Türkiye'de gelip bir beyaz eşya firmasını satın alıyor. Onlar gibi biz yapsaydık Türkiye'deki beyaz eşya firması gidip Almanya'daki bir beyaz eşya firmasını alırdı. Adamlar işe profesyonel yaklaşıyor. Anlatabildim mi? Bizde o yok. Bizde aile şirketi, yandaş şirketi. İki türlü şey var. Kendi akrabalarını, hala oğlunu, amca oğlunu, teyze kızını koyuyor bir şeyin başına. Ya da kendi yandaşını getiriyor. İşte bu benim kankim diyor, bu benim arkadaşım diyor. Siyasilerde de öyle diyor. Ya hep Yani Türkiye'de kendi bu işler böyle yürüyor diyorum işte yani. işte ondan biz zaten Buna böyle yani özel sektörde dahil, tüzel sektörde dahil, belediyeler de dahil, ben onun kamu yanlış olduğunu kurumları da söylüyorum. Sen dahil. onun doğru olduğunu Ben doğru olduğunu söylemiyorum. Aynı şekilde bu iş böyle işliyor. Atıyorum nereye 50 kadar yıldır, işleyecek? 60 yıldır, 70 yıldır bu böyle işliyor. Hayır, 500 yıldır işliyor. Hayır, şimdi cumhuriyet olduk ya. Ha. Kamu kurumları ve kuruluşlarımız Cumhuriyetle oluştu. alakası yok. O bizim daha önceden gelen bir hastalığımız o bizim. Yandaş hastalığımız. Her yere kendi tanıdığımızı, kendi akrabamızı getirmek. Ha o adam işi yaparmış, yapmazmış önemli değil. Osmanlı'da böyleydi. Adama paşalık verirlerdi, sadrazamlık verirlerdi. Ama adam o işe layık mı? Aklı kıt olanı bile padişah yaparlardı. Yani. Deli İbrahim gibi. Bilmem. Yani. Olabilir. Daha ona gelene kadar kimler var? Ya bu bize eskiden gelen bir hastalık. Ama tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Şu an gelen Tedavi nasıl edilir? köklü bir radikal kültürel değişimle olur. Ona da şu an niyet yok gibi. Bu böyle gelmiş, böyle gider diye düşünüyorum. Ha onu bir Atatürk zamanında yapmaya çalıştı. Ama rahmetlinin ömrü yetmedi. Çok büyük bir adamdı Atatürk zaten. Çok şeyleri düzeltti. Yani Avrupa Ya Allah razı Rönesansı'nın olsun tabii ki. 300-400 yılda yaptığı Rönesansı reformları adam 15 senede yaptı Atatürk. Çok büyük bir insandı. Tabii ki. Yani onun yaptığını şu an vasat değil, biraz vasat süsü beyine bile zor anlar. Çok büyük adam devrimler yaptı. Şu an onun yolundan gitmediğimiz için zaten böyle zahmet çekiyoruz. Mesela sarayda da örneği var. Tekirdağ'da da var. Adam işinin ehli değil ama makama gelmiş. Sorsan hiçbir şey bilmiyor. Yalan mı? Doğru. Hiçbir şey bilmiyor. Doğru söylüyorsun. Ya adam tamirci olmuş, cıvata sıkmayı bilmiyor. Adam müteahhit olmuş, elinden malı almamış. Ya Adam özellikle şimdi bu tamirci olmuş dediğin zaman yani ben öyle insanlar tanıyorum ki ben Tekirdağ'da usta bulamıyorum İstanbul'a gidiyorum. doğrudur Böyle yani. abartanlar da var ama şimdi. Bu abartıdır bence. Ya var eğitimsizlikten kaynaklanıyor da yani. İstenilen insan tipi bu yönde. Az önceki geçen şeyde yaptığımız muhabbet gibi. Yani nüfus olsun ki ne kadar fazla nüfus olursa o kadar pazar büyür. Ya muhakkak, Yani muhakkak. az olan hareket olan yerde daha az para döner. Bu mesela saray örnek verelim. Sarayda para nerede dönüyor? En çok para nerede dönüyor? Sarayda en çok paranın gıda sektöründe dönüyor. Hayır anlamadım. Mevki olarak söylüyorum ben sana. Çarşıda dönüyor. O adada dönüyor değil mi? Tabii Parkla, ki, otogar tabii o ki. adada dönüyor. Bir yere sıkıştırmışlar. Yani o şehir planı kim yaptıysa helal olsun. Böyle bir rezil şehir planı olmaz. Mesela ben bu geçen seneki belediye başkanlığı seçimlerinde tüm adaylara aynı sistemde bulundum. Hepsine. Saray,
esnafı çarşıdan ibaret değildir. Esnaf ziyaretlerindeyiz. Şak 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 fotoğraflar. Esnafla sarmaş olur. Yapın abicim. Ertesi gün tanımıyor, selam vermiyor. Yok ben de esnafım ya, bana bir tanesi gelmedi ya. Ha, Ali Özen Allah razı olsun uğradı. Saray TV'den geçerken uğradı. Özgen Erkiş hiç uğramadı. Bir sefer sadece bu yeni bir market açıldı. Marketler zinciri var sarayımızın meşhur. Biliyorum. O market açılırken geçiyordu. Uğradı. Sadece ayaküstü. Kolay gelsin, hayırlı işler. Arkadaşım sağ ol. Hadi eyvallah. Biz merak siyaset konuşamadık. 2023'te başlarlar gelmeye. 2024'te seçim var. 2023'te herkes gelmeye başlar. Valla bilmiyorum. Selam da yani. Başlarlar. Artık bunu herkes anlasın ki yani çarşıdan ibaret değildir saray. Biz de esnafız. Biz de dolaşınlar sıraya. Biz de dolaşın yani. Para gerçekten. Dönmüyor. Sarayda para dönmüyor. Bak duydun mu biliyorum. Vakıfbank şubeyi kapattı. Finansbank kapattı. Şu an bir Finansbank şubeyi kapattı. Evet. Sermaye para kaçıyor saraydan. İnsanlar kaçıyor saraydan. Niye gidiyor? Bunun bir sebebi olmalı. Mesela ben daha önce Davut arkadaşımla beraberken de bu konuya değinmiştim. Sarayda doktor durmuyor. Doğrudur. Neden durmuyor? Devlet buraya doktoru atıyor. Yerel ve genel sebepleri olabilir. Sebep şu. Hastanede çalışan kardeşlerimiz de sakın yanlış anlamasınlar. Ben bir doktor arkadaşımdan duyduğumu söylüyorum burada. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde çok büyük bir hastane biliyorsun. Rakamlar temsilidir. Net değildir. Temizlik, vezne, barkod verme, doktor yanında reçete yazma gibi olan personel, memur kadrosu, doktor haricindeki memur kadrosu Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde diyelim ki 80. Bu 80 kişi bu devlet hastanelerinde döner sermaye olayı vardır. Duydum. İşçi, emekli fark etmiyor. Yeşil kartlı şu su bu su gittiği zaman devletin ne kadar hasta baktıysan o kadar hastaneye bir ödemesi var. Onu bırak şimdi. Bir saniye. Evet. Hastaneye ödemesi var. Ve bu ödemede bu 80 kişi de doktorlarla beraber bundan pay alıyorlar. Çerkezköy'ün nüfusundan bahsetmiştik geçen programda. 200 bin civarı nüfusu var. Sarayın nüfusu merkezde 26 bin, genelde 50 bin. 49.960 40 kişi kaldı. Yok daha düştü o. Ölenleri mi sayıyorsun? Gidenleri de söylüyorum. Gidenleri de söylüyorsun. Buna istinaden gene sallıyorum. 80 tane görevliye istinaden 20 tane de doktor var. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde. Çerkezköy Devlet Hastanesi ya Çerkezköy'e düş. Sen onu bırak, bu sene sen ne ekeceksin? Karpuz mu ekeceksin, kavun mu ekeceksin? Bir dakika. Onu oraya ya onu... Burada 40 tane personel var. 3 tane doktor var abicim. Haftayı personel yiyor. Doktorlara bir şey kalmıyor. Boş. Onların sonu doktorlar biz bu yüzden gidiyor. Herkes kendi kapısının önünü süpürsün. Boşver. Biz bu sene ne ekeceğiz? Niye? Zarar eden biziz ama. Buğday mı ekeceğiz? Zarar eden biziz. Bak, ayçiçeği ekelim. Ispanak ekelim. Yine aynı yere döndün sen şimdi. Ne yapayım yani? Bu muhabbet açmaya çalışıyorum ya. Çerkezköy'den bahsediyorsun bana. Ne diyeyim? Valla benim ekimim ancak ayakla böyle tırt 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 makinede dikerek olur. Başka türlü olmaz. 300-400 tane personel alırsan olmaz o. Senin işlerini iflas eder. Ya eder tabii ki canım. Eder tabii ki. Yani senin yerinde çalışan adam sayısı bellidir. Kapasiten bellidir. Pazarın bellidir. Biz 4 kişi. Ona göre insan planlaması yapacaksın. Biz 4 kişi çalışıyoruz orada. Recep, Ali, Can ve eşim. Hı. Başka kimse yok. Ne güzel. Yani. Allah daha çok versin ama. Abi. Bak bir planlama yapmışsın değil mi? Ya muhakkak. Bir planlama var yani. Ortada bir muhasebe var. Bilmiyorum ya tabii ki. Muyum? O muhasebe bazen tutuyor, bazen insan tutmuyor. İnsan planlaması var. O senin bahsettiğin T cetvelindeki eksiler bazen çoğalıyor, bazen ya azalıyor. Yani gezer çıktığını olacaktır elbet. Hesap tutmuyor bazen. Bazen fazlası tutuyor. Artık her şey nasip kısmet. Sen ticaretle uğraşmış adamsın. Sen de bilirsin. Yani. Doğru uğraşır. Yani her zaman insan birbirine tutmuyor. Yani. Ama dediğim gibi yani insan daha vizyon sahibi olması lazım. İşi profesyonelce yapması lazım. İş yapacaksa. Ya, ben iş yerimi kapattım. Niye kapattım? Benim sermayem olmadığı için ben kapattım. Sermayesiz işi yapmaya çalıştığım için oldu. Ha sermayem olsaydı çok daha güzel işler yapardım. Evet, sermayesi olan arkadaşlarına teklifte bulundun ama onlar kabul etmediler. Onlar kabul etmediler. Sağ olsun iki kişi kabul etti. Diğerleri kabul etmedi. Evet. Onlar da güzel para kazandılar. Koyduğu paranın 2-3 ayda 2 katını kazandılar. Ama bir arkadaşa bir öneride bulunmuştum ben. İsmi lazım değil, göreceğim. Olmaz falan dedi. Kaldı öyle. Ya o senin abi çok büyük riskin olacaktı orada ya. Hiç risk olmayacaktı. Senin riskin çok olacaktı. Benim riskim sıfır olacaktı. Ben seni düşündüğüm için girmedim zaten o işe. Doğrudur ama ben o riski aldığıma göre sen onu düşünme yani. Konu özel, kusura bakmayın. Yok özel değil yani, boş ver. Adres mektup yerine gitti. Aynen. Yani sayın arkadaşım böyle her şeyin başı planlama. Her işin başına layıkını getireceğim. Ya seçtiğin adamı. Bu şimdi senin dükkanı sen fabrika sıfır... müdürü de olsa, belediye başkanı da olsa, ne bileyim işte cumhurbaşkanı da olsa, başbakan da olsa elbette ki bazı beklentilerin olacak. O adam da o potansiyel olacak, kapasite olacak, bunu yapacak. Çünkü sen senin iş yerini bana bedavaya versen, devretsen bile ben o iş yerini bir hafta götüremem. Niye? Bilmiyorum, anlamıyorum. Ne yırtık söküp dikmekten, hiçbir şeyden anlamıyorum. Fikir üretemiyorum. Bende o potansiyel yok. Ben onu yapamam. Peki neden biz bu müdürleri alırken potansiyellerine bakmıyoruz? Bilemem.
Herhalde kara kaşına, kara gözüne mi ya da mavi gözüne mi diyeyim, insanlar renklidir şu şeyler. Onlar Evet. mı tav oluyoruz? Ya da ağzı iyi laf yapıyor. Körü körüne olmasın mı? Olabilir yani, ama sonra zahmetini biz Yani çekiyoruz işte. körü körüne de oluyor bazı şeyler ya. Bak yollar toz toprak çamur. Maalesef. Bu işler böyle olmuyor. 21. yüzyılın 5'te 1'i gitti. 5'te 1'e git. Daha yeni gidecek. Yani 5'te 1'i gitti say artık yani. Yani bak herhalde uzaya çıkıyor. O da ayrı bir muhallebi. Ha. Acaba çıkıldı mı? Biz daha buradan Kamburso'ya giremiyoruz. Güneşkaya giremiyoruz. Güneşkaya gittik mi piknik yeri yok. Çöp Piknik yeri bidonu yok. yok. Piknik yeri yok. Bırak Çöp onu. bidonu yok. Ben arabamı o yola vurmam. Çöp bidonu yok. Yani ben o arabamı o yola vurmam işte o. Güneşkaya'nın yolu ne kadar Yani berbat. işte bunlar vizyon Ne meselesi kadar senin berbat. arkadaşım. Bunların birisini söylemesi lazım. Dile Söylüyorum getirmesi lazım. inşallah duyulur. İnşallah Vallahi duyulur. bilmem. Göreceğiz bakalım tepkilerden. Olumlu olumsuz tepkilerden. Ya büyük bir ihtimalle Olumsuz tepkiler tepki olacak. olacak. Olumlu veya olumsuz olacak. Ama biz olumlu ya da olumsuza da karşı değiliz. Bizim hatamız varsa eleştirecekler ki biz de hatamızı Yani düzelteceğiz. bu benim burada ilk programım. Yani sürçülisan olursa affola ama pek hatam olduğunu zannetmiyorum. Ben kimseye iftira da atmadım. Yalan da söylemedim. Olanları, gerçekleri söyledim. Üstüne alınan alınır, alınmayan alınmaz. Ya Ama bunlar sana göre gerçekler. gerçek olan bana göre doğru olmayabilir. Ama Gerçekler bazı gerçekler vardır. görecelik Gerçektir. midir yani? Yok. Mesela güneş bir gerçektir. Sana bana göresi yoktur. Tektir o. Güneş Be gerçektir benim için ama güneşse senin için o ay değildir. Senin için de güneştir. senin fikrin sana doğrudur, benim fikrim bana yanlış olabilir. Ama senin yanlışların bana zarar veriyorsa orada elbette ki konuşacağız. Bazı şeyleri dile Ya getireceğiz. getireceğiz, elbette getireceğiz de. Yine muhalefet olmayacağız yani Ben her kusura şeye bakma. muhalefet değilim. Her şeyde Ben muhalefet her şeye olmayacağız. muhalefet değilim. Ben olumsuz şeyleri söylüyorum. Davet Ar-Ge etti. araştırmalarına muhalefetsin mesela. Mesela hangisine? Maydanoz olayını orada küçük bir muhabbet yaptık ona muhalefetsin. Ya akıl var, mantık var yani şimdi. Şimdi fırın, ben Bosch Siemens'e fırın fabrikasında çalıştım. Kalkıp da biz fırın fabrikasından LCD televizyon yapmaya kalkmadık. Bunu deneme yanılma yöntemiyle de yapmaya kalkmadık. Bunun olmayacağı bir şey. Olan bir şey üstünden gittik. Olabilecek bir şey üstünden gittik. Olmayacak bir şey üstünden gitmedik. Öyle değil mi? Doğru. Kalk, bugün bir arabayı kalkıp uçurmaya kalkmadık. Ya da bir gemiyi karadan götürmeye kalkmadık tekerlek tek. Çok absürt bir şey olurdu. Olmayacağı belliydi zaten. Belli olan bir şey. Ya olmayacağı belli olan bir şeylerden zaman ve para kaybı oluyor. Bu yanlış bir şey. Ya biraz böyle mecazi konuşuyoruz. Biraz böyle taşlamalı konuşuyoruz. Açık konuşmak istemiyoruz bazı şeyleri. Açık konuşsak daha net olacak ama anlamayana da huzur naz, anlayana da huzur naz. Sazı soksan az. Pardon, Sazı pardon. soksan Her az. neyse. Öyle Bu işte. bateri takımı gibi oldu gerçi biraz da. Aynen öyle. Valla bilmiyorum, güzel muhabbet oldu. Ben her zaman beklerim böyle muhabbetleri. İnşallah. Çağırmanı beklerim. Ama bak daha derin konulara gireceğiz. Daha derin konulara bilmem Ha. ne kadar derine gider Mesela bilmiyorum bir da. tüyo vereyim şu anda. Siyaset üstü olaylara gireceğiz. Siyaset üstü olaylara gireceğiz. Bilmiyorum. Burada Davut Keskin, Atilla Kuşçu ve bendeniz Recep Alican da Mesela ben bir şey, olabilir. mesela programın sonuna doğru ben sana bir şey söyleyeyim. Aklıma geldi. Buyur. 2020'ye geldik. 2019'u geçtik. Biliyorsun Amerika 1969'da Ay'a gitti. Ay'a bayrak dikti. Ben onun gerçek olduğuna inanmıyorum mesela. En az %60-70 olasılık gerçek değil o. Ya Oraya o gidilmedi diye düşünüyorum. basında Ve buna zaten o yayına çok yayınlandı bir da. uzay astronomi bilgim yok. Mekanik, mühendislik bilgim yok. Dürüst bir olayla ben bunun olmadığını düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Onunla ilgili bir program yaparız seninle. Yaparız. Bakarız. Ha Yaparız. sen Sıkıntı dersin yok. gidildi dersin. Ben gidilmedi derim. Ne diyorsun sayın Hayır, arkadaşım? olur. Sıkıntı yok benim için. Ya o arada Ay'a gidip maydanoz da ekeriz bak sende. Orada tutmaz. Tutmaz mı? Orada Belki tutmaz tutar abi. ve Yok şimdi. deneme yanılma Ben yöntemi orada yaparız. yapmam deneme Deneme yanılma. Kusura yanılma yöntemi bakma. yaparız. Onu kusura bakma. Ay'daki yaşayanlar Değil mi? düşünsün. Cümleten iyi akşamlar herkese. Zamanınızı aldık. Hakkınızı helal edin. Biraz muhabbet yapmaya çalıştık arkadaşımla. Daha sonra gene programlar yapacağız inşallah. İyi akşamlar. Ortaya karışık bir şeyler attık. Bazen saçmaladık, Abi bazen bizim doğru ilk söyledik. programımızdı. Dediğim gibi Daha inşallah ileride daha güzel kaynaşamadık, daha olacak. ısınamadık, daha dur. Şimdi Atilla'nın galana daha ben girmedim burada. Oralara girdiğim zaman daha farklı olacak inşallah. Davut arkadaşım seni de öpüyorum. Allah'a emanet ol. Kalenihta. İnşallah hastanız bir an önce iyileşir. Kalenihta. Hadi İyi Allah'a geceler. emanet ol. Hayırlı akşamlar. Sağ ol, iyi akşamlar.